Oğlunu görmeye hazır mısın? Kaç gündür görmüyorsun? 1,5 ay falan oldu. Bayağı olmuş. Bayağı oldu. Yani bir de küçük oğlum var, o 18 yaşında. Evet. Muhammed Ali. Ama onu gelmeden önce Mehmet, şu fotoğrafı bir anlamak istiyorum. Yani bu Hangi fotoğraf, fotoğrafı? yani araya gitmeden önce ekrana getirdiğim fotoğraf. Evet. Bir gelsin lütfen ekranlara. Bir verelim o fotoğrafı arkadaşlar. Verelim lütfen. Medine'nin ailesiyle olan fotoğrafından bahsediyor. Ya tüm düzeni şo bozdursa bir şey yok Bir bizde ya. dakika. Bu fotoğraf Bozan şu. Medine ne zaman çekildi? Hatırlayamıyorum ben bunu. Hı? Hatırlayamıyorum. Yakın zamanda mı? Bacı bu Bilemiyorum. 4 aylık falan Bir bu. Medine baksın, belki hatırlar. O anları bir hatırlıyor musun Medine? Ama nerede çekildiğini bilmiyorum işte. Mutlu bir aile gibi duruyorsunuz. Öyle gözüküyor. Bir Ama bak öyle değil işte. bak bakayım, sende o anlar ne uyandıracak? Bir fotoğrafa bir bakmanı istiyorum sende. Hatırlayamıyorum Didem Hanım. Hatırlamadım. O kadar çok şey yaşandı ki. O anları sildin mi aklında? Yani kötü Temiz. günleri silmek zorundayım. Aklıma geldikçe kötü Bu oluyorum kötü şimdi. gibi değil diyor. Oğlun arkada, Mehmet, sen Evet. öndesin. Ama yakın zamanda çekilmiş gibi. Yakın Vallahi zamanda. bizim tüm düzenimizi şurada bozdu. Bir şey yok bizde. Bunu Serkan. bana bir şey dediği yoktu. Ben Didem Hanım'a gerekenleri açıkladım. Ben seninle kalmak istemiyorum. Ben Cehenneme dönmek açıkladım. istemiyorum Hepsine daha doğrusu. cevabım hazır. O cehenneme dönmeyeceğim ben. Orası cehennem miydi? Yani. Niye oğlundan yardım istemedin? Oğluma nasıl açıklayabilirim dedim hanım. Bunu Yani. açıklayamazsın ama bana bunları işte bazı hoş olmayan şeylerle karşı karşıyayım. Mustafa'yla babanla daha devam etmek istemiyorum. Gel beraber bir beni buradan kurtar. Götür deseydin Mehmet. Denmiyor işte Didem Hanım Yani yani. ama o kadar Ama detayı vermek çocuk bak zorundan oğlan mı? Bak. teklif etti bak. Teklif etti dedenle başka eve taşınalım Burada da istemiyorsan. teklif etti Evet. Mehmet. Mehmet teklif etti. Ben kabul etmedim. Böyle olacağını bilmiyordum daha doğrusu. Neyi bilmiyordun? Yani böyle ilerleyeceğini bilmiyordum. İlerleyen ne oldu? İlerleyen işte dediğim gibi. Hani son bulacağını zannediyordum ama değilmiş. Serkan'ı mı son bulacağını zannediyorsun? Hayır. Bunun yaptıkları... Ha, Şimdi Mustafa'nın senden vazgeçeceğini düşünüyordun. Fesaka bize gelecek mi bacı? Bence sıra oğlunda. Sen biraz bekle. Tamam. Bir oğlun annesiyle Yani bir şunu kavuşsun. sana vermem gerekiyor. Bir şey daha mı vereceksin? Bana sürekli Bu bu kez ne şey yazdın? yok. Bunun Ama bacısının sesle. kocasının numarası beni arasınlar dedi. Evet, Ali bizi arasın demiş. Ali'yi Evet. ararız, gerekirse Ha, ararız. böyle dedi. Bugün arayacağım Ali şimdi. Televizyonun başında bekliyor. Seni sonra arayalım Ali'cim. Bunun bacısının kocası. Ha, Ali'yi Yabancı değil. ararız. Tamam, eniştesi Ali. Evet. Tamam. Enişte Ali'yi de ararız. Bacısının Ama oğlunla kavuşmaya hazır mısın? Hazırım. Gelsin bakalım içeri Mehmet. Mehmet gel. Gel oğlum. Ona deniz meselesini Neredesin soracaksın. Sen? Neredesin sen? Evet, dur, ayakta dinlemiyorum, gözüm titriyor. Of ya. Tamam. Ayaklarım titriyor, düşeceğim. Oğlum düşeceğim diyorum. Düşecek, iyi Oğlum, misin? Oğlum bacaklarım titriyor. Tamam, düşecek, ne yapacak anlamadım, iyi misin? Ha? Evet, bacaklarım. Karşıya oturma. Beraber karşıya gidin. Yok. Düşmez değil mi? Ay. Medine. İşte şu bunları bu duruma soktu bacım. Bir ne olur bak lütfen ya. Tamam mı? Yardım edelim mi? Gökhan yardım etsen mi? Yok yok. Şunun ayağında ayakkabıya bak. Erkek ayakkabı. Taşıyamıyor bile. Dur. Kontrol bile kendinin değil. Dur bekle. Bir... Tamam Gökhan'cığım. Teşekkürler. Tamam, çok kolonya verme, şey olmasın. Tamam, koy kenara. Ver seyre kolonyayı, ver. Ah, tamam. Ser kenara koy kızım. Ver bana, ver.
Ver bir tane. Az Gökhan. Hiç mi özlemedin beni? Canım annem benim. Bir feset bizi şu duruma soktu ya. Lüksüm abi oğlum. Babam. Evlat başkadır dedim hanım. Öyle. İstemezdim böyle olmasını ama. Tamam artık ben senin yanındayım. Duydun mu? Babam uşakları zorladı beni. Duydun mu anneciğim? Tamam mı? Serkan da yok, babam da yok. Seni de boşalttıracağım. Sahip çıkacağım. Duydun mu? Tamam mı anne? Tamam. Su ver bana. Serkan yok artık. Mustafa da yok. Babam yani. Bacı bunlara bir dükkan açacağım. Üçü yaşasın. Ben varmayayım yanlarına. Dinime imanımı açacağım. Var varmaz açacağım. Tamam anne. Artık hiç kimse yok. Oğlum var yanımda, tamam mı? Aslan gibi bakarım ben annene. Ev kirelerini de veririm. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Hepsine yardım ederim. Anlaştık Seninle mı? Seninle bunu konuştuk. Anlaştık Sen kabul anne. Ettin. Ben öyle geldim buraya, biliyorsun durumu. Ben onu kabul etmedim. Onu ben kabul etmiyorum. Sen kabul ettin diye ben geldim buraya. Onu ben kabul etmiyorum. Onu kurtarmak için öyle dedim. O adam yalancı. Seni kandırdı o. Ben hiçbir şekilde kanmadım Mehmet. O seni kandırdı. Ben sevdiğim için o adama geldim, biliyorsun. Sevdiğin diye adama gittin diye yok anne. Sen 30 yaşındasın, 40 yaşındasın. Olabilir. Öyle bir şey yok. Niye? Yok çünkü anne. Var mı? Anlatmaz onların hepsi. Geçeceğim oraları. Oraları geçen yok. Sen geleceksin yanımıza. Ben senin yanına geleceğim diye bir kelime konuşma. Sen benimle geleceksin onu bırakıp da. Sen konu öyle konuştuk Mehmet, biliyorum. Öyle konuştuk da seni buraya getirmek için de hepsi. Ben onu kabul yani etmeyeceğim. Yani tuzağı değil mi? 11 tane kadın almış. Eski karısı bağlanıyor. Tamam, ona mı vereceğim? Ben seni bir kere yakaladım. Bir daha bırakır mıyım? Niye tuzak kuruyorsun? Anne böyle böyle diyebilirdin. Ben seni bir kere yakaladım, bırakmam. O nasıl sevmek? Öyle seviyorum. Dükkan açayım. Hayır. Yaşan üçünüz yaşan ya. Ne dükkan açacağım ya? Dinime imanımı açacağım. Ben var mı evlerine ya? Dur bir konuşsun mu anne oğlu? Çık aradan. Anne kabul etmiyorum. Sen geleceksin yanıma. Bir daha ya Allah'ım sabır ya Rabbi. Yok anne öyle bir şey yok. O adam tamam, seni aldattı. Konuşur. O adam seni kandırıyor. Ben neden bir şey görmüyorum ben? Sen görmüyorsun çünkü. Sebep? Yalancı bir adam. Eski karısı Feride bağlandı. Dediklerini duydun. Duydum. Kendi köylüsü bağlandı yayına. Dolandırıcı, hırsız diyor. Onlar iddia, bilmiyoruz şu anda da. Böyle adamlar, gerçek abla. Bunlar. Bir araştırıyoruz. Bunun gibi adamlar, böyle çapkın adamlar. İşte bu evli kadınlar kandırır. 3 ay, 5 ay, 6 ay kullanır. Ondan sonra atar. İçi biter, hevesi biter. Benim öyle sokağa attıracak annem yok. Tamam da var mı şahidin öyle yaptığına dair? Şahide gerek yok. Anne bağlandı, söylüyorlar işte. Tamam, sen de konuşanlara ne bakıyorsun? Konuşana bak. Adamın eski karısı, eski karısı. Yabancı birisi değil, eski karısı. Çok iyiymiş, temizmiş de. Niye 11 tane kadın almış? Yuh. Yuh diyor anne. Herkes öyle söylüyor. Bunu ben söylemiyorum yani. Özlemiş misin anneni? Tabii canım, çok özlemişsin onu ben ya. Canım benim ya. Teşekkür ederim abla. Senin sayende vallahi. Koca bir alkış hak etmiyor musun? Bu kadışma. Aşkım. Tamam anneciğim, onu unut.
yaşadıklarını ya da yaşadıklarını, bak, sıkıntılarını insanlar... hiç oğlunla çok da güzel bir oğlun var. Hiç paylaşmadın Allah mı? Allah razı olsun. Bak, aynen insanlar hata yapabilir ama hatadan ders çıksın diye bir hatalar var. Senin yaptığın hata, hatandan dersi çıkarttın. Göreceğini gördün, pişman olduğunu da gözlerinden anlıyorum senin. Ağlamadan olmasın mı? Tamam mı? Bu adamla sana hayır gelmez. Şer bak, gelir, bela gelir. Bak, beni buraya ne diye getirdin sen? Ben seni boşandıracağım anne. Sen bizimle tamam, beraber yaşayacaksın dedin. Benim de yaşayacaksın beraber kardeşim. Beraber el ele şuradan çıkacağız diye getirdin oğlum. Tamam sen de... Tamam niye stüdyoya gelince buraya o zaman... Seninle beraber çıkacağız adamlar üçümüz değil. Üçümüz bir yaşayacak diye geldim ben buraya. Ne üçümüz bir yaşamaz anne? Evet sen öyle söyledin. Yok anne yok, o adamı görüyorsun, olmaz. Oğlum ben adamın bir hatasını Medine görmedim ki. Senin Medine görmenin gerek yok, görmen Medine var. Mehmet o eli çok bırakmak istemiyorsun biliyorum ama... Medine'ye de annene de biraz çok fazla yüklenme. Ama o da sana çok güzel bir teklifte bulunuyor Medine. Evet daha önce de bulunmuştu İdem Hanım. Daha önce de bulunmuştu. Tamam. Bakalım bu kavuşmanın sonucu ne olacak Medine? Ben de annem merak ediyorum. Gideceğim. Ben de çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Evet. Yani bir yandan üzücü, bir yandan empati kurmaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Kulağıma söyledikleri aklıma geliyor. Çok kötü oluyorum. Evet. Ya bu işin içinden nasıl çıkacağız gerçekten bilmiyorum. Ben de bilmiyorum Didem Hanım nasıl çıkacağım. Ben de bilmiyorum. Valla elimizden tamam, geleni yapacağız bakalım. Tamam, sağ çıkacaksın gideceğiz işte. Yani bence en doğru sonrası da sen bilirsin. Şöyle yapalım. Siz bir dışarı çıkın bir dinlenin. Çünkü burada bir evlat acısıyla yanıp tutuşan iki anne var. Allah evladın senin yanında şükürler olsun onunla berabersin. Bak evladına sahip çık. Evladına sahip çık. O da sana sahip çıkacak. Mustafa Bey seni de dışarı alalım.